Bütün kızlar toplandık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Meslem Hanım. Nasılsınız? İyiyim Akif. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ay ıslanmayın. Bir güzellik tabii, yapıldı. Tabii maşallah. Tabii. Neler söyleyeceksiniz? Kadınlar bakımlarına çok önem veriyor. Mecburuz. 10 yıllarda özellikle. Ben de dolgu botoks olmadığı için her estetikli diye haberlerim çıksa da yok. O yüzden cilt bakımı falan yaptırmam gerekiyor. Bir kirpik lifting falan sağ olsun Pınar halletti. Cilt bakımı demişken birçok cilt bakım ürünleri var. Neler tercih ediyorsunuz yüzünüz için? Ben en doğal ne varsa onu tercih ediyorum. Eski usulcuyum aslında. Burada şimdi yeni bir krem gelmiş. Pınar onun haberini verdi de Hollywood starlarımızın kullandığında. Hemen bir deneyelim dedik. Evet, çünkü çok yoruluyor ya yüzümüz. Sürekli makyajlayım sette. O yüzden şimdi sıfır makyaj, çok iyiyim. Peki bu bakımlar aslında estetiği de biraz daha erteliyor. Bence erteliyor. Ben sürekli yüz yogası ve masajla yaptığım için, hani yüzü yukarı taşımak için, artık ben de 31 oldum. O yüzden dolgu botoks yaptıramam, oyuncuyum ben. Ekranda öyle görünmek istemiyorum. Yaşınızı da başka yerde söylemeyiz. Bilen biliyor canım, her yerde yazıyor artık. Hiçbir özelimiz kalmadı. Yazıyor. Dizi nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor. Soralım. Çekimler nasıl gidiyor? İyiyiz. Set çok keyifli. Ekip çok keyifli. Herkes çok tatlı. Harika. Evet, acayip mutlu. Yani koşarak gidiyorum sete. O çok kıymetli bir şey. Zor da bulunan bir şey. İyiyiz. Evet. Filmimiz girdi. Ne olur gidip izleyin. Müjdemi isterim. Evet. Neler Ahmet Kural. İlk görüşleriniz nelerdi peki? Ben çok heyecanlıyım. Yapılamadı biz. Evet. O patlama sebebiyle ya hiç kimse yapmak istemedi. Çünkü çok kaybımız da var. Geçmiş olsun bu arada tekrar herkese, hepimize. Umarım bir daha yaşamayız böyle acı bir şey. Ama şöyle bir dönemde gülsünler diye söylüyorum. Evet, gerçekten kesinlikle. Keyifli bir iş oldu. Sizin de yoğun bir maraton devam ediyor aynen. Diyebiliriz o zaman. Aynen. Daha fazla da yağmurda tutmayalım. Teşekkür ederim. Güzelliğiniz de gitmesin. Çok teşekkürler. Size çok kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok kolay gelsin. Görüşürüz. Söndür. Evet, oyun öncesi son kahvelerimizi içerikten birazdan oyuna geçeceksiniz. Mert Bey, İdil Hanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar. İyi, sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun. İdil Hanım, siz harikasınız. Çok teşekkürler. İyiyiz. Vallahi baş başa bir oyun izlemeye geldik. Epeydir istiyorduk. Baş başa bir 2200 kişiyle daha. Evet. Siz izlemiştiniz, siz bize anlatın. Ya biz izleyelim, çok güzel bir müzikal. Tavsiye ediyoruz. Daha öncesini izlemiştik. Bu sene bir daha izleyemedik ama yeni katılan oyuncularımız da varmış. Yani güzel sürprizler sizi bekliyor diyebiliriz aslında. Ne güzel ya, böyle ilgili olmanız vallahi çok teşekkürler. Biz de işte bir yandan böyle bu sezon devam ederken işte Dastas'ın oyunlarına böyle heyecanla devam ediyoruz ve bakıyoruz. Ondan sonra içinde oynuyoruz kim zaman. Sağ olsun İdil de çok destekliyor. Ondan sonra bir yandan da işte bu önümüzdeki sezonun projelerine böyle çalışıyoruz. Tiyatroda hiç, yani kültür sanatta da hiç durmuyor tabii. Heyecan sürekli devam ediyor. Öyle. Ondan da ama tiyatroya çok fazla rağbet artmış durumda. Özellikle mesela evet. Ferhan Şensoy Tiyatrosu'nda biz Taksim'de orada da Şevket Çorun'la konuştuk. Evet, ilgilerin daha fazla devam ettiği ki tarihsiz bir olay yaşamamıza rağmen tiyatroya gösterimlerin son derece arttı ve kapalı gişe oynadığına dair. Siz de bu durumdan hani memnunsunuzdur hani halkın daha fazla tekrardan tiyatroya dönmesiyle ilgili olarak. Evet, yani burada tabii ki dizilerden yetişmiş oyuncuların tiyatroda oynamasının ya da tam tersinin çok farkı var. Orada tabii toplum tanıyor, gitgide takip ediyor. Bir yandan da böyle tabii şu anda çok fazla böyle yurt dışından gelmiş kanallar da var. Kapalı sistem çalışan. Dolayısıyla böyle olunca hani o televizyonlarda ve kanallarda çokça seçenek olunca insanlar bir yandan da şimdi ve burada orada olan o özel durumu da yaşamak istiyorlar. Bu da çok sevindirici. Umarım daha da bu ivmelenir, daha da artar. Siz de destek veriyormuşsunuz. Neler söyleyeceksiniz destekleyici? Ben çok iyi bir izleyiciyim. Destek veriyor derken. Yani ister istemez tabii ki içindeyiz. Özellikle Dastas'taki oyunlar, oyuncular hep beraberiz. Çok keyifli, çok renkli, çok zor bir dünya ama ne güzel, ne mutlu. Yani bir izleyici olarak çok çok keyifle takip ediyorum.
süper. Ya şeyi de sormak istiyorum aslında. Rıza Koca'yla biz konuştuğumuzda şey demişti. Sene 93'te ben İzmir'deyken işte Ferhan'la geldiğinde biz o zaman yer göstericiliği yapıyorduk. Tiyatroyla aslında öyle bir tanışıklığımız olmuştu. Geldiği zaman orada destek olmak amacıyla hani kendimizi orada göstermek istiyorduk. Sizin öyle bir hikayeniz var mı? Hani geçmişe döndüğümüzde öğrencilik hayatınızda? Valla ben de 93'te işte Ankara'da ODTÜ topluluğu vardı. ODTÜ tiyatro topluluğu. Onun içinde programlarına ve provalarına gidip takip ediyordum. Ben de işte 12-13 yaşlarında hem kürek çekiyordum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Böyle en genç milli sporcularından biriyimdir. Hem de bir yandan tiyatro provalarına gidiyordum. Orada başladı zaten benim için her şey. Halk evleri, ODTÜ topluluğu derken arkasından Ankara'da işte bilfiil tiyatro yaptım. Bir dönem oldu. Devlet tiyatrosunda oynadım. Böyle çok küçük rollerde, hatta figürasyon diye denebilecek rollerde. Çok işte küçük roller falan derken gitgide o tiyatro tutkusu bizi buraya taşıdı diyebilirim aslında. Şimdi gençler var, genç tiyatro mezunları oluyor. Onlara neler söylemek istersiniz son olarak? Vallahi bol bol okumalarını tavsiye ederim. Oyun okumalarını, felsefe okumalarını, sosyoloji okumalarını, güncel siyaseti takip etmelerini, hayatı takip etmelerini aslında. Çünkü hayat gerçekten biz hayattan besleniyoruz. Sanatın her dalından etkileniyoruz ve besleniyoruz. Güncel hayattan da besleniyoruz. Sosyolojiden besleniyoruz. Felsefeden besleniyoruz. Bir hani oyuncunun her şeyi yaşaması gerekmiyor. Ama bir yandan da tüm katmanlarını anlaması gerekiyor hayatın. Ve bununla çokça empati kurması gerekiyor. O yüzden hayata baksınlar yani. Bir toplu taşıma aracının içindeyken o ortamı, atmosferi anlamak bile çok değerli, çok önemli. Herkesle empati kurabilmeleri çok önemli. Bizi oyuncu yapan şey de o. Onu yüksek tutabilmemiz zaten. Var mı şimdi? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Destekleriniz için sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de teşekkür ediyoruz. İyiyim ben. Yaşınızı da kutluyoruz bu arada. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti efendim? Keyifli geçti. Arkadaşlarımla hele yemeğe geldik. Çok sağ olsunlar. Bunu böyle bir sürpriz yaptılar. Güzel geçti. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz deyiz. Neler dilediniz yine şimdi? Valla güzel şeyler diledim. Sağlık diledim. Güzel projeler diledim. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel projeler demişken şu an gündemde olan bir proje var mı? Bunu daha yeni konuşmadık mı? Evet. Hatta seninle konuşmadık mı? Yok, benimle değildi. Yok, seninle de konuştuk. Hande Hanım, hep estetiklerimiz bir söz konusu oluyordu önceki şeylerle. Ne bir tuhaf bir soru yani. Ama devamlı Allah bu sorular geliyor. Yani. Ne kadar tuhaf bir soru. Ne kadar güzel bir geceyi değişik, saçma bir soruyla bitirmeseniz ama günde, keşke. Hani devamlı çok da güzel sorular bir şekilde sohbet edebilirdik yani. Tamam, teşekkür ederim. Öyle bir şey olmadı da biliyorsunuz. Demet Özdemir'de küskünlüğünüz devam ediyor mu? Ha, gerçekten. İyi akşamlar arkadaşlar. Hande Hanım. Şuraya gel beyefendi. Hande Hanım.